Selam dostlar, kanala hoş geldiniz. Headplay ben. Proje inceleme serisinin ikinci videosu ile karşınızdayız. Bu videomuzda inceleyeceğimiz proje Firefly Exchange. Açıkçası bizler bu platformu uzun zamandır büyük bir heyecanla bekliyoruz. Birazdan sizlere bu heyecanımızın nedenini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdilik sizlere projeyi iki kelimeyle özetlemek istiyorum. İddialı ve farklı. Hadi gelin detayları konuşarak projeyle ilgili aklınızdaki sorulara bir bir cevap bulalım. Şimdi Moonbeam ana sayfasına giriş yaptım. Niçin bu sayfaya girdim? Çünkü Firefly Moonbeam ağında hizmet verecek olan bir DEX. Bakın bunu size hususi olarak göstermek istiyorum. Hemen üst sekmeden Community sekmesinin altından Projeler sekmesine tıklayalım birlikte. Burada bizi gerçekten uzun bir liste bekliyor. Sizlere şöyle bir kısmını göstermek istiyorum. Evet, aşağılara doğru indiğiniz zaman zaten gerçekten uzayıp giden bir listeyle devam ediyor. Burada sizlerin daha öncesinde kullanmış olduğu deneyimlediği Debank gibi, Beefy Finans gibi tanıdık bazı projeleri görmeniz mümkün. Çünkü zaten bu projeler multi-chain projeler dostlar. Yani birçok ağda hizmet vermeye müsait, bu alanda çalışan, bu alanda hizmet veren projeler. Tabii bunların hepsinin entegrasyonu tamamen sağlanabilmiş midir? Bundan emin değilim. Fakat entegrasyon çalışmaları sürdürdükleri kesin. Tabii burada bizim için değerli olan bu videomuzun konusu mesela Firefly ve Firefly gibi sadece bu ağa özgü geliştirilen bazı projelere de böyle listelerde ulaşmanız mümkün. Yani bizlere bazen şu soruluyor. Bir projeyi erkenden nasıl keşfedebilirim? Yani hiç kimseden duymadan kendim bir projeyi nasıl keşfedebilirim? Evet, işte böyle keşfedebilirsiniz. Yani direkt olarak böyle listelerde girip ağların kendi projeler listelerini detaylı bir şekilde incelediğiniz takdirde gerçekten birçok kişinin fark etmediği, birçok kişinin hiç duymadığı projeleri buralardan erişmeniz, erken dahil olmanız mümkün. Tabii şunun da tekrardan vurgusunu yapmakta yarar görüyorum. Polkadot ekosistemi ve dolayısıyla Moonbeam tarafı gerçekten çok çok yeni bir alan arkadaşlar. Yani burada birçok yeni proje belli ki çıkıyor, belli ki çıkacak. İçlerinde çok başarılı olanlar da olacak. Yani gözünüzün, kulağınızın, dikkatinizin özellikle Polkadot ekosistemi ve bu tarafta olmasında gerçekten büyük yarar var. Sizler adına yararı var. Benim burayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi dilerseniz Firefly'ın kendi sitesine beraber bir göz atalım. Evet sevgili dostlar, projenin web sitesi firefly.exchange. Şimdi projenin web sitesine girdiğiniz zaman, yani benim direkt dikkatimi çeken şey projenin web sitesinin şıklığı. Gerçekten oldukça şık bir tasarıma sahip bir web sitesi. Sizler de girdiğiniz zaman zaten muhakkak ki fark edeceksiniz. Bizler aşağı ufak ufak inelim bir. Zaten bunları birlikte konuşacağız ama şöyle hızlıca bir inip çıkmakta yarar var. Şimdi bizlere sıkça sorulan bir sorudan bahsetmek istiyorum. Sizler de soruyorsunuz zaten. Bir proje buldum, yatırım yapmak istiyorum. Nelere dikkat edeceğimi bilmiyorum. Yani projenin yatırım yapmam için iyi bir proje olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Dostlar, burada atlanılan çok basit bir adım aslında web sitesi. Ama oldukça önemli bir yer tutuyor. Çünkü projenin web sitesine gösterdiği özen aslında direkt projeyi gösterdiği özenle ilintili bize kalırsa. Onun için biz gerçekten bu arayüzün sadeliğini, şıklığını, sitenin hızını ve kullanışlılığını çok beğendik. Bu nedenle de projeye zaten kafadan web sitesine girdiğimiz zaman direkt bir olumlu izlenimle başladık diyebiliriz. Ben sizlere bu esnada bazı önemli detaylardan bahsetmek istiyorum. Şimdi Firefly, Polkadot'taki ilk türev yani kaldıraç borsasıdır. Aslında bu cümle inanılmaz derecede önemli. Sıkça bahsettiğimiz gibi birçok ülkenin kripto paralara karşı tavrı bildiğiniz gibi halen belirsiz. Yani bizim ülkemizde dahil olmak üzere regülasyon çalışmaları bütün bir dünyada sürekli olarak devam ediyor. Meclislerde bunlarla ilgili yasa tasarıları görüşülüyor, kripto para kanunları çıkarılmaya çalışılıyor. Yani bununla ilgili bir vergilendirme yapılmaya çalışılıyor. İşte bu noktada hangi ülkelerin kısıtlayıcı, yasaklayıcı bir tavır sürdüreceği gerçekten muallak. Fakat sizler de hatırlayacaksınız.
Çin'deki yasaklardan sonra korkunç bir DEX kullanımı, yani merkeziyetsiz borsalara akın akın giden bir kullanıcı kitlesi ve bunlarla ilgili hacim artışı mutlaka ki görmüşsünüzdür. Twitter'da çok fazla kişi paylaştı. Yani burada hazır bu belirsizlikler sürerken merkeziyetsiz borsalara talep her geçen gün artarken ve artmaya devam edeceği belliyken borsalarda sıkça kullanılan kaldıraç borsaları, yani türev borsalarına olan ilgiyi görmezden gelmek akıllıca olmaz, mantıklı olmaz. Ya bu cümleyi önemli yapan diğer şey mutlaka ki dikkatinizi çektiği gibi ilk kelimesi. Sizlere her zaman söylediğimiz gibi gerçekten kripto paralarla, blockchain ile ilgili bir yatırım yapıyorsanız, bu alandaysanız ilk kelimesinin burada ne kadar büyük paralar ettiğini, ilk kelimesinin burada ne kadar kıymetli olduğunu çok çok iyi bilirsiniz. Bu nedenle biraz önce kurduğum cümleyi tekrar etmekte fayda görüyorum. Firefly, Polkadot'taki ilk türev borsasıdır. Firefly için bir diğer önemli olay ise merkezi olmayan otonom organizasyon. Yani şu son günlerde çok sık şekilde duyduğunuz DAO'lar tarafından yönetilecek olmasıdır. Ben bu detayı şahsen çok önemsiyorum. Çünkü bu yönetim anlayışı merkeziyetsiz platformlar için ilerleyen süreçte olmazsa olmaz gibi görünüyor. Dolayısıyla tahmin edeceğiniz gibi topluluk yönetimi başta türev borsasındaki alım satım çiftleri olmak üzere birçok kararı aslında birlikte almış olacak. Fakat net olan bir bilgi şöyle ki Firefly DAO ilk yıl için borsadaki gaz ücretlerini tamamen sübvanse edecek. Yani tamamen destekleyecektir. Şimdi sizlerle birlikte dilerseniz siteyi gezelim. Burada vizyon kısmına tıklayalım. Evet sevgili dostlar, şimdi vizyon kısmına geldiğimiz zaman elbette tahmin edeceğiniz üzere projenin vizyonuyla alakalı, neler vaat ettiğiyle alakalı, neleri çözüm aradığıyla alakalı bir makale bizi bekliyor. Bu makale gerçekten daha öncesinde okuduğum için söylüyorum. Tam olarak derdini çok çok iyi anlatabilmiş bir makale. Neleri sunduğunu, neyi ne için sunduğunu, neleri amaçladığını gerçekten çok 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 iyi bir şekilde dile getirmişler. Bu makalenin aynısını beraber zaten birazdan okumasını yapacağız sizlerle. Fakat biz nereden okuyacağız onu size göstereyim. Firefly Türkiye'nin bir Medium sayfası var. Bu Medium sayfasında web sitesinde gördüğünüz bütün makalelerin tamamen Türkçeleştirilmiş halleri mevcut. Biz okumayı buradan yapacağız. Ama ben size web sitesini tanıtmak istediğim için sekmelerden devam ediyorum. Hemen yan tarafa audit kısmına gittiğim zaman burada beni karşılayan sekmede güvenlik ve denetimle alakalı bir makale var. Yine burada Firefly'ın anlaşmalı olduğu, işbirliği halinde olduğu bu konudaki destekçileri mevcut. Hemen yan sekme, blog sekmesine gittiğim zaman gerçekten çok fazla makale bulabiliyorum bununla alakalı. Buradaki blog sekmesinde bakın gördüğünüz üzere. Yine bu makalelerin tamamı birazdan görüntüleyeceğimiz Firefly Türkiye'nin Medium sayfasında Türkçe haliyle mevcut. Sadece proje üzerinde değil, genel olarak söylemek istiyorum. Böyle projelerde görev almak istiyorsanız, yani bu projenin herhangi bir yerinden bu projelere dahil olmak gibi bir beklentiniz, hayaliniz, isteğiniz varsa bakın bu sitede de olduğu gibi kariyer kısmı, ambasador kısmı gibi başvurular yapabileceğiniz alanlar mevcut. Bakın web sitesinde mevcut. Buradan sizin yetkinliğinize göre gerekli başvuruları yapma imkanına sahipsiniz. Hemen sağ tarafta bu linkten Twitter'a, bu linkten Telegram'larına, en sağdan da Discord'larına katılabileceğiniz linklemeler mevcut. Biz ana sayfaya dönelim sizle birlikte. İlk web sitesine girdiğimiz zaman hızlıca aşağı inerken demiştim ki buraları tekrardan dönüp konuşacağız. Ben oralara tekrardan dönmek istiyorum. Şimdi şu anda görüntülediğiniz üzere burada yatırımcı ve danışman listesi mevcut. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık ve oldukça da nitelikli bir liste mevcut. Bakın burada hemen dikkatinizi muhakkak ki Alameda Research çekti. Yine Three Arrow Capital bu iki şirket şu ana kadar yatırımcısı olduğu, şu ana kadar desteklediği projelerde ne kadar doğru tercihler yaptığını bizleri defalarca kez gösterdi.
Bu nedenle bu iki şirketin bu projenin arkasında olması ekstra ekstra güven ve ekstra ekstra bir beklenti yaratıyor şahsım adına. Bunun dışında yine Polychain gibi, DeFi Alliance gibi, Huobi gibi ve adını sayamadığım diğer büyük oluşumlar ve şirketler gibi gerçekten hayli kabarık, hayli kaliteli bir yatırımcı portföyüne, yatırımcı kitlesine sahip, destekçiye sahip. Biz sizlere ilk videoya başladığımız zaman şunu ifade etmiştim. Bize sorulduğu zaman bir projeyi hangi açılardan tercih etmeliyiz? Yani bir projeyi tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz dendiği zaman site tasarımının, siteye gösterilen önemin, özenin proje için çok 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 önemli bir fikir verici olduğundan bahsetmiştim. Tabii ki burada ikinci önemli nokta elbette ki yatırımcı portföyü, yatırımcıları kimler, destekçileri kimler? Bu da çok çok önemli. Fikir aldığımız ikinci aşama ve fikir aldığımız üçüncü aşama ise elbette ki ekip. Ama ekiple alakalı şöyle bir durum var. Şimdi her projede ekipler kimliğini açık bir şekilde belli etmiyorlar. Fakat burada ekibin tamamının kimlikleri açık ve ulaşılabilir isimler. Bundan dolayı projenin şeffaflığı ve verdiği güven açısından buradan da bizden tam not alıyor. Yani buradaki ekibin hatta şöyle söyleyelim çok eskiden beri birlikte çalışan, birbiriyle hiçbir uyum problemi olmayan kemik bir ekip olduğunun bilgileri var. Bundan dolayı da hem işin ekip kısmında, hem işin yatırımcıları kısmında, hem de proje tasarım aşamaları ve vaat ettikleri konusunda gerçekten çok çok iyi bir projeden bahsettiğimizi zaten anlamışsınızdır. Web sitesiyle alakalı benim söyleyeceklerim bunlar. Şimdi yavaşça biraz önce geçtiğimiz Firefly Türkiye'nin Medium sayfasına göz gezdirelim. Bakın aşağılara inmişiz zaten. Evet, şimdi Firefly Türkiye'nin Medium sayfasını beraber inceleyelim. Aşağılara doğru indiğiniz zaman gördüğünüz gibi tamamı Türkçe. Bütün makaleler burada bulunmakta. En aşağıya inelim. Bizim sizlerle özellikle paylaşmak istediğimiz. Evet, bir bakışta vizyonumuz makalesi. Üzerine tıklıyorum. Evet, burada biraz önce kendi web siteleri üzerinden vizyon sekmesine tıkladığımız zaman ulaştığımız bir makale vardı. Sizlere bu makalenin gerçekten çok amaca uygun, çok çok iyi hazırlanmış bir makale olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu makaleyi beraber inceleyeceğiz. Üzerine konuşalım. Şimdi Firefly merkezi olan ve merkezi olmayan finans anlayışlarının en iyi özelliklerini, en iyi yanlarını bir araya getirme vizyonuyla doğdu. Merkezi finanstaki gecikme süresinin düşüklüğü, geniş likidasyon ve düşük maliyeti merkeziyetsiz finanstaki şeffaflık ve izne ihtiyaç duymayan yapı ile birleştirerek Firefly'ı mevcut merkezi borsalara karşı durdurulamaz bir alternatif haline getirmeyi hedefliyorlar. Burada tam olarak şöyle bir cümleleri var. Merkezi olan rakiplerinin işlevine ve performansına sahip olan, izin gerektirmeyen, borsanın emanetinde olmayan, yani borsanın emanetinde olmayan kısmı gerçekten bir kez daha vurgulanması gereken bir kısım. Bir takas oluşturarak finansın geleceğinin ön saflarında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yani finansın geleceğinin ön saflarında olmaktan yana bir beklentiden ziyade direkt olarak kendilerini burada konumlandırarak ön saflarında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz gibi bir ibareleri var. İşte size videonun başında söylediğim iki sihirli kelime vardı. İddialı ve farklı. İddialı kısmını buradan çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi girelim diğer kelime olan farklının hakkını vermeye. Burada zaten tek tek önemsedikleri konuları altlarına dallandırarak anlatmışlar. Başlıklar üzerinden gidelim. Bir saniyenin altında daha performanslı bir DeFi'den bahsediyorlar. Biliyorsunuz DeFi'ler için hız olayı gerçek bir problem. Hele ki bu bir kaldıraçlı işlem borsası ise hayati önem taşımakta. Çünkü saniyeler içerisinde bütün portföyünüzü kaybedebilirsiniz. Böyle bir risk var biliyorsunuz yani kaldıraçlı işlemlerde. Firefly'da
zincir üzerinde bir emrin süresi için merkezi finans gibi yani anında denilecek bir hızla en ideal süre olabilecek 400 mikrosaniye içerisinde tamamlayabileceğinin vaadinde bulunuyor. Önemli yani çünkü DeFi'ler özellikle merkezi borsalara göre belki de en büyük kullanıcı kaybını bu yavaşlıklarından dolayı alıyorlar. Bundan dolayı mesela kaldıraçlı bir işlem yapacaksa insanlar DeFi'lerde yapmak konusunda gerçekten tedirgin oluyorlar. Ama Firefly buraya gayet iddialı hatta bir süre dahi vererek 400 mikrosaniye gibi bir süre dahi vererek bu sürenin altında bu işlemleri tamamlayabileceğini iddia ediyor, vaat ediyor diyeyim. Peki işlem başına 1 sent, hatta daha da ucuz bir masrafla DeFi hedefliyorlar. Burada da Firefly ticaretin maliyetini 1 sent ve daha az hedefliyor. Bu da herkese uygun fiyatlı bir erişim sağlayacağı için çok çok önemli bir vaat. Bunların dışında getirilerin traderlara dönme olayı gerçekten bu da yani bildiğin gövde gösterisi bir meydan okuma bize kalırsa traderlardan aldığı alım satım ücretini yine traderlara geri ödeyecek şekilde bir mekanizma geliştirdiklerini ve bunu uygulayacaklarını söylüyorlar. Yani bu da traderların sempatisini kazanmak açısından çok değerli aslında. Elbette ödenecek işlem ücretleri çok çok düşük olacağı için yani biraz önce kendileri de bahsettiği gibi mesela işlem başına maliyeti 1 sent gibi mal edecekleri için çok büyük bir kazanç değil bu traderlar için ama en azından şöyle bir durumu var. Neredeyse işlemler 1 sente de değil bedavaya gelmiş olacak trade yapan insanlar için burada. Gelelim DeFi'ların en sıkıntıyı yaşadığı kısım olan likidite kısmına. Biliyorsunuz DeFi'lerde likiditasyon sıkıntısı oluyor. Yani bazen işlem çiftleri arasında bir swap yapacağınız zaman dahi, buna kaldıraç da demiyoruz. Swap yapacağınız zaman dahi orada likiditasyon çok az bulunduğu için çok ciddi farklar ödeyerek çok ciddi kayıplara sebebiyet verebiliyor bu durum. Bundan dolayı bu sorunu da çözdüklerine dair şöyle bir ifadeleri var. Hacmi çok düşük olmayan merkezi birçok borsada hiç sorun yaşanmayan bu likitasyon problemi onlar da yaşanmayacak. Çünkü bu işi baştan sıkı tutuyorlar. Sektörde önde gelen piyasa yapıcıları minimum slippage ile pozisyon açma ve kapamayı sağlayabilecek bir sıkı biçimde alım satım fiyat yayılımı ile Firefly'daki piyasaların fiyatlanacağını vaat ediyorlar. Firefly'ın vizyonu bünyesindeki tüm varlıklar için en üst seviyede likiditeyi sağlamaktır gibi bir ifadeleri de var. Gerçekten tatmin edici açıklamalar. Erişim herkesin pazar yaratmasını sağlamak. Firefly ayrıca herkesin erişimini sağlamayı amaçlıyor. Bu noktada da gelişmiş trade stratejileri, likit varlığı gibi konularda bizlere imkan sağlasa da bir diğer amaçlarından biri de kolay bir arayüz oluşturmak. Yani burada aslında herkesi olaya dahil etmek istiyorlar. Benim anladığım, buradan anladığım şey bu. Bu sayede yeterli bilgiye sahip olmayan kullanıcıları dahi bünyesine alabilecek ve erişimi kolaylaştırabilecek çözümler bulmuş gibi bir görüntü sağlıyorlar. Yine işin güvenlik belki de en önemli, en çok atlanan ama en önemli kısımlarından birisi. Firefly her konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da oldukça iddialı. Çok bilinen güvenlik şirketleriyle anlaştığını, kodlarını geliştirmeye devam ettiklerini de belirtiyorlar. Ayrıca Firefly'ı destekleyen gözetimsiz akıllı sözleşmeler herkesin kodu denetlemesine, sözleşme mantığını çıkarmasına ve borsanın iç işleyişini anlamasına izin vermek için açık kaynaklı bir hale getirilecek. Ki bu da açık kaynaklı ve ulaşılabilir bir hale getirmesi demek kendilerine güvenlerinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Son olarak gelelim merkezi olmayan yönetim yapısına. Zaten bundan bahsetmiştik sizlere. Bu DAO oluşumundan bahsetmiştik Firefly'ın. Hemen en alttan devam edelim. Bir uçtan diğer uca merkeziyetsizlik. Önümüzdeki 12-16 ay içerisinde emir eşleştirme motorunu kademeli olarak merkeziyetsizleştirerek platformu tamamen merkeziyetsiz bir hale getirmeyi amaçlıyorlar.
Bu da başlangıçta konuştuğumuz ve vizyonlarında dile getirdikleri merkezi finansın merkeziyetsiz alanda var olmasını ne kadar istediklerini bir kez daha kanıtlar nitelikte. Sevgili dostlar, şimdi vizyonla ilgili bu makale gerçekten çok tatmin edici, çok iddialı ve gerçekten emsallerine göre çok farklı. Yani eğer tüm bunlar somut bir şekilde ortaya koyulabilirse, yani çok çok büyük ses getirecek şeyler vaat ediyorlar baktığınız zaman. Şimdi videoyu buraya kadar izlediyseniz eminim proje aklınıza yatmıştır ki izlemişsinizdir. Bundan sonrakisindeki süreçte projeye bir yerden yatırımcı olarak dahil olma isteğiniz de olabilir. Muhakkak aklınızda böyle sorular vardır. Bununla ilgili şundan bahsedeyim. Şimdi yakın zamanda projenin testnet süreçleri başlayacak. Hatta şu tweet'i size göstermek istiyorum. Floki hocamız 2 Aralık'ta, bakın gördüğünüz gibi 1,5 ay önce özellikle Firefly'ı da içine dahil ederek bunun DDX gibi birebir aynısı olma hedefiyle yola çıkmış durumda diyor. Yani buradaki aynı olmaktan kasıt yarattığı farklar dolayısıyla aynı olabilecek gibi zaten değil. Farklı bir bakış açısıyla geliyorlar ama yani özellikle merkeziyetsiz türev borsaları olarak iyi bir yer edinmeye geldiklerinden zaten bahsetmişti. Yine buradan çok iyi ekmek çıkacağını düşünüyorum. Web sitelerine gidip güncellemeler için mail yazın demişti. Hatta onu da size şöyle göstereyim. Bakın buraya mesela Hetli @gmail, yani bu şekilde mail adresinizi yazdıysanız mutlaka ki zaten testnet sürecine dahil edilmişsinizdir. Çünkü siz projenin olan gelişmelerinden haberdar olmak istiyorum diye resmen projeye bir nevi, eskiden ne olurdu ya böyle dergilere abonelikler, bir nevi projeye abone olmuş gibi oluyorsunuz. Bu açıdan önemliydi aslında. Yine bu bilgiyi ben Fulya hocamdan aldım ekipten bahsederken. Ekip çok eskiden beri beraber bir ekip. Ürünlerin iyi olacağına eminim gibi bir vurgusu var. Yine burada ambasador programları açık. İngilizcesi iyi olan ve bu piyasada hakikaten çalışmak isteyen arkadaşlar olursa yukarıdaki linkten başvurularını yapabilir diye site üzerindeki bu başvuru kısmını linklemişti. Yani bizler projeyi Fulya Hoca'dan zaten 1,5 ay öncesinde duyduk. Sizler de yakından takip ediyorsanız, sizler de duydunuz. Merak ettiyseniz belki şu anda anlattıklarımın çoğuna zaten sizler de hakimsiniz. Peki bu testnetlerle alakalı sürece nasıl dahil olabilirim diyorsanız, hemen Firefly'ın Twitter sayfasına girelim. Gördüğünüz gibi Firefly protokol. Girdiğimiz zaman hemen biraz altlara gidelim. Evet, burada 6 Aralık'ta bir gönderileri var. Bununla ilgili değişim betası test için hazır. Size erken göz atma, yani buradan kasıtları testnete katılma şansı sunmaktan heyecan duyuyoruz diye, beta testnetle ilgileniyorsanız bu formu doldurun diye bir form var. Tabii ki bu formun geçerlik süresi doldu. Çünkü 6 Aralık'taydı. Yine yakın zamanda, yani 21 Aralık'ta olması lazım. Evet. 21 Aralık'ta bir float yayınladılar. Bu float'ta da yine Moonbeam paletlerinin aktif hale gelmesine sadece bir ay kala Firefly fırlatmaya hiç olmadığı kadar yakın. Testnet Aralık 2021'in sonlarında denmiş. Bu muhtemelen önümüzdeki hafta projenin testneti açılacak. Burada bir kez daha testnete başvuru formu var. Tabii ki bu formda geçerliliğini şu an yitirmiş durumda. Peki ben size bunları neden anlatıyorum? Yani geçerli değil zaten testnetleri derken arkadaşlar, yani testnetleri tekrardan açma ihtimalleri olabilir. Bununla alakalı süreçten haberdar olmak istiyorsanız hem projenin sosyal medya kanallarını, sosyal medya hesaplarını, gerek Twitter'larını, Telegram, Discord'larını ya da bizleri zaten takip ediyorsanız bizlerin duyurularıyla haberdar olabilirsiniz. Tekrar testnet süreci başlarsa eğer bunlara katılma imkanınız olabilir.
Biz testnetleri gerçekten çok önemsiyoruz. Çok kıymetli deneyimler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bakın bunu şey gibi düşünmeyin. Yani testnete katılırsam bana airdrop gelir mi gibisinden düşünmeyin. Bakın bu airdrop olayı bu işin gerçekten kaymağı. Yani gelirse amenna ama gelmezse dahi sizler bu kadar iddialı, bu kadar fark yaratacak bir projeyi herkesten önce deneyimleme imkanına sahip oluyorsunuz. Yani neyin nerede olduğuna, sitede hangi işlemin nasıl yapıldığına birçok kişi bu projeyi bilmezken siz hakim olmuş oluyorsunuz. Bu açıdan gerçekten testnetler öğrenme bakış açısıyla çok çok kıymetliler. Bu işin öğrenme kısmını bildiğiniz üzere Floki Hocam ve bizler aşırı derecede önemsiyoruz. Önemsediğiniz için hep birlikte bir şeyleri öğrenme güdüsüyle toplu şekilde hareket ediyoruz. Sizlere de bunları aktarmaya, sizlere de bunları aşılamaya çalışıyoruz. Evet sevgili dostlar, Polkadot tarafı gördüğünüz üzere henüz meyvelerini yeni vermeye başlamış bir alan. Ve gelecek süreçte bu alandaki projelerin ve fırsatların inanılmaz derecede artacağını öngörmek mümkün. Bu ekosistemle ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz bakın nasıl bilgi alacağınızla alakalı da göstermiş olayım size. Videolar kısmından kanalda altta bakın ilk videolar zaten Polkadot ağı ile alakalı ve nasıl kullanılacağı ile alakalı videolar. Yine Twitter'dan bakın Floki hocamızın hesabına geldiğiniz zaman bakın sabitlenmiş tweet göreceksiniz. Buraya tıklayın. Floki hocamız bir gün bunu oturdu. Bütün bugüne kadar yaptığı paylaşımları, bilgi paylaşımlarının tamamını bir float haline getirdi. Gerçekten bu float'un en aşağısına inmeye kalkarsanız birkaç gün sürüyor. Ben bir kere denedim yani. Çok çok uzun bu float gerçekten. Hemen burada ilk float'a baktığınız zaman zaten burada bir Polkadot float'uyla başlıyorsunuz. Edineceğiniz tüm bilgiler, bakın linkler, her şey burada mevcut. Bunun dışında bu ekosistemle ilgili aklınıza takılan soruları zaten bizlere her zaman sorabilirsiniz. Sevgili dostlar, açık konuşmak gerekirse Firefly gibi çok değerli bir projeyi ilk duyuran kanal olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığımızı itiraf etmeliyim. Çünkü Firefly gerçekten çok çok farklı iddialarla, çok çok farklı vaatlerle ve çok çok iyi bir ekiple, iyi yatırımcılarla gelen iyi bir proje. Bizler Firefly için gerçekten çok heyecanlıyız. Firefly'ı gerçekten çok zamandır bekliyoruz. Sizlere de bunu aktarmış olmak, özellikle bunu ilk aktaran kanal olmak çok çok özel gerçekten bizler için. Sizler de bizlere destek olmak için bu videomuzu beğenebilir, altına yorum yazabilir ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Dostlar bu bir sinerji işi. Yani gerçekten takdir edilmek, beğenilmek, önerilmek herkesin hoşuna gidiyor. Bizlerin de hoşuna gidiyor. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.